yengeçler ve yükseleni yengeç olanlar, 28 Kasım 4 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, evet bu hafta yeni bir ay doğacak. Yeni ay doğan haftalar tabii ki önemli çünkü yeni enerjiler bir şekilde gündeme geliyor ve o yeni enerjilerle beraber önümüzdeki ayda şekilleniyor. Evet, bu yeni ay yay burcunda doğacak. 29 Kasım'da 7 derece yay burcunda. Yay burcu sizin 6. evinizi temsil eder. Bu da günlük hayatınız, genel düzeniniz, sağlığınız, işiniz ve mesleğinizle ilgili konulara dikkat çekiyor. Yenilikler olabilir, yeni girişimler olabilir, yeni düşünceler, planlar olabilir ve bunlar size Aralık ayının ortalarına kadar meşgul edecek gibi görünüyor. Evet, ayın ikisinde Merkür Oğlak Burcu'na geçecek. İletişim gezegenimiz Merkür aynı zamanda bizim zihinsel yapımızı etkiler, düşüncelerimizi, planlarımızı etkiler. Oğlak Burcu'ndaki Merkür de sizin için özellikle zihnimizin biraz daha ilişkilerinize odaklı olabileceğini gösteriyor. Eşinizle, partnerinizle iletişiminiz artabilir bu dönemde. Daha fazla ilişkilerinizi konuşabilirsiniz, planlar yapabilirsiniz. Bazı konularda özellikle sözleşmeli işler de gündeme gelebilir. İmza atılması gereken yasal işler de gündeme gelebilir bu dönemde. Bu tarz konuları özellikle Aralık'ın 19'una kadar planlayıp yapmaya çalışın. Çünkü 19 Aralık'tan itibaren Merkür retro döneme geçecek. Evet, ayın geçişlerine baktığımızda hafta genelinde haftanın başında özellikle yay burcundaki ay daha çok iş konularına ve günlük hayatınızın rutinlerine sizi odaklıyor. Bu alanda birçok konuyla ilgilenmek de gerekebilir. Sağlığınıza biraz özen gösterin. Sağlığınız daha hassas olabilir bugünlerde. Perşembeden itibaren ay Oğlak Burcu'nda olacak. Cumartesi akşamına kadar ay Oğlak Burcu'nda ilerlerken eşiniz, ilişki içerisinde olduğunuz kişiler, yakın arkadaşlıklar sizin için önemli hale geliyor. Pazar günü ise ay Kova Burcu'nda. Bugün biraz harcamalar olabilir. Bu harcamaları ne için yapabilirsiniz? Biraz eğlence için yapabilirsiniz, geziler için, seyahatler için yapabilirsiniz. Masraflar artacak gibi görünüyor. Özellikle hobileriniz için, kendi kişisel zevkleriniz için harcama yaparken biraz da dengeli olmaya çalışın. Çok fazla riske girmemeye çalışın sevgili yengeçler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.